Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ayrı bir video olarak e, fikstür değerlendirmesini yapmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu video e, 19 Temmuz'da çekiliyor ama 20'sinde de 21'inde de izlerseniz sıkıntı yapmayın. Siz kanala abone olun, videoyu beğenin yeter. Ali Koç ilk olarak yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbisi son haftalarda oynanacak. Cümleleri ile başladı. Daha doğrusu çok cümle başladı. Yani yeni geldi haber. Gelecek sezon Avrupa'ya 5 takım göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım göndereceğiz. Bir sezon Avrupa'da iyi işler yapınca böyle oluyor diye mesajı verdi aslında Ali Koç. Aslında Ali Koç çok büyük bir mesaj verdi. Biz geçen sene Avrupa'da başarılı bir hoca getirdik. Ama ligde hakkını yediniz. Şampiyon yapmadınız. Demek istedi bence. Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gidecek olması. Yani aynı zamanda gelirlerimizin yüzde 85'i Türk lirası ama giderlerimizin yüzde 75'i döviz. İşin içinden çıkılmaz bir durum. Nedir yüzde 75 döviz olan? Futbolcu ödemeleri arkadaşlar. Futbolcu ödemeleri. Zaten kulüplerin gider kısmının büyük kısmı burası. Yani 50 milyon euro düşünün. Yıllık ücret babında 50 milyon euro. 60 düşünün. Vergileriyle 85-90 düşünün. 90 milyon euro arkadaşlar. Yani yaklaşık iki 2,5 milyar TL'ye yakın bir para. Bu kadar etmiyor değil mi? Çünkü 50 milyon eurosu yani yaklaşık 1.4 milyar lirası euro geri kalan vergisini TL üzerinden ödediği için euro olarak değil TL üzerinden ödüyorsun. O anki kura göre böyle bir durum var arkadaşlar. Arda Güler'in Allah yolunu açık etsin diyor. Tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Sakatlık olmadığı sürece Türkiye tarihinin en başarılı futbolcusu olacağına inanıyorum demiş. Ben de aynı şekilde aynı şeylere inanıyorum. Yeni yayın ihalesinin şartları değişmeli. 5 senelik kontrat nasıl değiştiyse yeni dönemde artış yapılabilir. Pasolik hepimizi yoruyor. Taraftarları uzaklaştırıyor. Yabancı kuralı için 5 yıllık karar alalım. Ocak ayından önce adını koyalım. Cezalardan 60 milyon lira almışsınız. Bu ceza sistemini az bonkör şekilde kullanıma sokun. Hakem atamaları iyi yolda diyor. Pasolik konusunda katılıyorum. Ben vermek istemiyorum kardeşim. Ben pasoliga para kazandırmak istemiyorum açık söyleyeyim. Aynı şekilde diyor Korsan yayının bitmesi için yasa çıktı ama yeterli değil. Teknolojik çalışmalar devam ediyor. Biliyorum Korsan yayın engelledikten sonra yayın gelirleri daha da artacaktır. Ben aksine düşünüyorum. Korsan biterse yayın gelirleri biter. Çünkü ilgi azalır. Bu sene olmasa da önümüzdeki senelerde düşer. Bak ben şunu söyleyeyim. Korsan engellenirse millet ne yapar? Bacanak otel. Bacana bacanak otele gider. Ya da kayınço avesine gider. Nasıl anlıyorsanız anlayın. Harcama limitlerinde yardımcı oluyorsunuz. Bazı kulüplerimiz bu limitlerle dükkana kilit vurur. 160 milyon liralar ile kulüpleri döndüremezler. Bazı kulüpler için bunu gözden geçirin diyor. Ben aynı şekilde şunu da söylüyorum. Yabancı kuralını iptal edin arkadaş. Sıfır yabancı. Sıfır. Bak yabancı sayısı sıfır. Bir şart var kaç tane futbolcu satışı gerçekleştirdin? Yaban Türk. O kadar futbolcu alabilirsin. Bu sefer ne olacak? Adana Demirspor Kasımpaşa'ya futbolcu satacak. Kasımpaşa Adana Demirsporu satacak. Olsun. karşı takas olsun. Takas olsun. Sonra sözleşmesini feshedecek futbolcu. Öbürü de feshedecek. Geri gelecek. Bunların olmaması için ayrı bir madde koy. Madde koy. Düşünsene bak. Sıfır. Elindekilerle devam ettirebilirsin. Yabancı alamazsın kardeşim. Yabancı almak için Türk satacaksın. Bir sene bu kuralı uygulayın. Bak bir sene. Fenerbahçe'mde dahil. Galatasaray, Beşiktaş'a dahil. Bir sene lan. Bir sene lan. Bu seneden sonra deyin ki önümüzdeki sene için şartlar şu. 1 Ocak 2024'ten itibaren kaç tane Türk futbolcu satarsan o kadar yabancı hakkın var. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Hatta şunu söyleyin. Yurt dışına satılan her futbolcu bir buçuk yabancı getirir. Yurt dışına 5 futbolcu satın yedi buçuk yabancıdan 8 yabancı oynatabilirsin. Getirebilirsin kadrona. Vallahi de billahi de bak. Ben size söylüyorum asıl Türk futbolunun kurtuluşu burada. Düşünsene bak Galatasaray Kerem'i itekliye itekliye gönderecek. Yunus Akgün'ü itekliye itekliye. Lan git de Portugal'a git bir şey olmaz. İkinci lige git bir. Üçüncü lige git bir şey olmaz diyecek. İtekliye itekliye. Türk futbolcular bir dağılacak. Her takımın onar tane futbolcu gönderdiğini düşünün arkadaşlar. Yaklaşık 200 tane futbolcunun Avrupa'ya gittiğini düşünün. 200 futbolcunun Avrupa'ya gittiğini düşünün. Bak elindeki kadrodaki yabancılar o an yabancı sayılmıyor. Türk sayılıyor. Onlardan da satarsan bu, bu sefere bu şeye mahsus bunlar da Türk sayılacak değil. Yani yabancı kuralına sayılacak diyeyim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor en az 20'şer tane satış yapar. Yani onlar, artık 10 tane, 15 tane, 20 tane satış yapar ki 20 yabancı olsun diye. Ondan sonra da bırak çıkan Türk gençleri rahat rahat gider Avrupa'ya. Çünkü burada kıymeti yok. Yani Mehmet Zeki Çelik ikincilikten gitti. Çağlar Söncü ikincilikten gitti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ali Koç geleneksel ve dijital medya hepimizi yoruyor. Baskılarına etkileniyorsunuz. Bu yöntemleri kullanarak rekabet avantajı kullanmaya çalışan kulüplerden etkilenmeyin. Bilmem hangi takımdan bahsediyor. Doğru kararları verin. En çok bağırandan etkilenip kararlar almayın. Kurullarınızdaki insanların sosyal medyalarını inceleyin ve sonra atamalar yapın diyor. Türk futbolu Türk Hava Yolları gibi ele alınmalı ve marka için gelişim politikası belirlenmelidir. Katılıyorum. Hakem yönetiminden, TFF'nin yönetiminden kurulların kararlarından adalet bekliyoruz. İnşallah Mehmet Büyükekşi yönetiminde adil rekabet sağlanır. Şampiyonlukların sahada belirlendiği inancı arttığı sürece ligin marka değeri gelişecektir. Çok fazla sorun var. Finansal sorunlara çözüm bulmamız lazım. Adil rekabet ortamının sağlanması lazım. TFF ve kurullarının adil bir standart yakalaması lazım. Bakın finansal anlamda bıçak kemiğe dayandı. 7-8 yıllık süreçte kulüplerin dışında gelişen olumsuzluklar finansal adım adına finans hal adımıza belimizi büktüm. Kur hepimizi yakına ilgilendiriyor. Dolar kuru 26-15 seviyesine geldi. Bugün 27'ye çıkmak üzere. Sadece bu durum bile kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum diyor. Yayın gelirleri. Bien Sports galiba bizi canlı yayınlıyor demiş. 2016 yılında 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Bugün rakam 100 milyon dolara indi. TFF'yi çıkarırsak 86 milyon dolara indi. BN Sports'a kızardım ama sonra neden duygusal yaklaşıyorsun? BN çıkarlarını koruyor. Asıl sorun TFF'de dedim. Bak arkadaşlar hepsini hesaplıyor farkındaysanız. Hepsini hesaplıyor. Kulüpler Birliği adına hesaplıyor. Doğrusunu da yapıyor. Artık BN, BN'e öfkeli değilim diyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin %80'i yayın geliri. Bir önceki TFF yüzünden buraya gelindi. En sıkıntılı olduğumuz dönemde vergi arttı. Stopaj iade sistemi vardı. Ne olduysa 2 sene mükemmel işleyen sistem durduruldu diyor. Arkadaşlar Süper Lig 2023-2024 sezonunun planlaması belli oldu. 11 Ağustos 2023'te başlayacak ligimiz. 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında devre arasına girecek. Yaklaşık 10 günlük falan bir süreç. Yani 11-12 diyelim ya da 11 gün diyelim. Sezon 19 Mayıs 2024'te bitecek. Bu arada Afrika Kulüpler, Afrika Uluslar Kupası var. Onu da hatırlatayım. şimdi Fenerbahçe'nin fikstürü. Arkadaşlar ben bunu değerlendireceğim. Ama nasıl değerlendireceğim bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Şunu da söyleyeyim. Gaziantep'le evimizde başlıyoruz. Bence olumlu. Samsun Depresmanı yeni çıkan bir takım ilk hafta performansını izledikten sonra Samsun Deprasmanı'na gitmek yani olabilir. Başakşehir'le evimizdeyiz. Bence ligin en büyük adaylarından bir tanesini evimizdeyiz. Yani 3 hafta 3'er 3'er periyoda böldüm. 3'te 3 üç yaparsak Ankara gücü deplasmanı. Antalya ile evimizde Alanya deplasmanı. Yani iki şey takımı e, ne derler? İki Antalya takımı, iki Akdeniz takımı. Birisiyle evindesin, birisiyle deplasmandasın. İkisiyle de deplasmanda olsaydın daha yıpratıcı olurdu. Rize ile evin, e, evindesin. Kasımpaşa deplasmanı. İstanbul içindesin bak dikkat. Hatay ile evindesin yani Gaziantep Hatay Gaziantep'in ilk maç düşmesi biraz hakemlere duygusallık verir mi diye düşünüyorum ama Hatay evindesin. Pendik deplasmanı İstanbul için Trabzon'la evindesin. Yani Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik, Trabzon 5 maç arka arkaya İstanbul'dasın. İlk 6 maçın 3'ünde İstanbul'dasın. Ancak Samsun, Ankara gücü, Alanya gibi zorlu deplasmanlardan kurtulmuş oluyorsun. Samsun belki ikinci devre çıkışacak. Ancak Ankara gücü gördük. İkinci devre düşüp düşmeme mücadelesinde aslan kesildiler. Ya Alanya Spor. Trabzon maçından sonra Adana Demirspor deplasmanı. Ligin ilk yarısının ilk kısımlarında olması benim hoşuma gitti. Ardından bakın yine muhteşem bir fikstür. Çok güzel bir fikstür. Bak Adana Demir maçından sonra sadece ve sadece Kayseri deplasmanına gidiyorsun. Yani Rize'den itibaren başlıyorsun. Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik, Trabzon, Karagümrük, Sivas, Beşiktaş, Konya, Galatasaray, İstanbulspor. Sadece bu arada Adana Demirspor ve Kayserispor deplasmanlarına gidiyorsun. Bence çok hoş bir fikstür. Şimdi Karagümrük Sivas'la evindesin. Yani Sivas maçı kışın zor şartlara denk gelmeyecek. Beşiktaş'ta deplasmandasın. Ve Galatasaray'la sondan bir önceki hafta 18. hafta oynuyorsun. Son hafta da İstanbulsporla oynuyorsun. Bence fixtür olarak şahane bir fixtür. Yani Fenerbahçe 11. hafta Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş deplasmanı, 18. hafta Galatasaray'la evinde. Yani kendi bileğini kendi kesecek bir takıma dönüşecek Fenerbahçe mecburen. Şimdi fixtürü bana çok soruyorlar. Hocam sence fixtür nasıl? Sence fixtür nasıl? Hocam yine Galatasaray birer Cengiz oyunu oynamış mı? Hocam işte Feto karışmış mı? Lan bir durun. Arkadaşlar Fixtür'ün zorluğundan bahsediyor. Herkes. Baktım herkes bir zorluk havası var. Ben zorluk morluk görmüyorum. Bu takımlarla mecbur yapacaksın. Şöyle söyleyeyim. Gaziantep'le evinde, Başakşehir'le evinde, Antalya'yla evinde, Rize'yle evinde diye gitsen. Hani dört tane maç evinde, ikinci devre 4 maç deplasmanda diye gitsen. O sıkıntı. Yol yorgunluğu perişan eder. Yani arka arkaya iki maçımızın olduğu haftalar Adana-Demir maçından sonra Karagümrük ve Sivas'la evimizdeyiz. Beşiktaş, e, deplasmandı ama İstanbul için Konya ile evimizdeyiz. Sonra Kayseri deplasmanı Galatasaray ile evimizde İstanbul'da İstanbul Sporlu'da İstanbul içinde. Ardından Gaziantep deplasmanı diye devam ediyor. Şimdi Sivas deplasmanına ilkbaharda gideceksin. Konya eski Konya değil açıkçası. Ta ne zamana denk geliyor İşte Hani Karagümrük'ü söylüyorlar. Taha ne zamana? Beştaş maçı içeride. Bir de şunu söyleyeceğim. Tabanca gibi kadro kurmuşsun. Kurmak istiyorsun. Kurmak üzeresin. İçeride bir kere maç vermemen lazım. Hani Galatasaray, Trabzon maçlarını falan geçmen lazım. Ya arkadaşlar bak ben bir daha sayayım. Samsun 1, Ankara Gücü 2, Alanya 3, Adana Demir 4, Kayseri 5. 19 maçının sadece yani sadece 5'ini İstanbul dışında yapacaksın. 14 maçın İstanbul'da. Ya bu bir avantaj değil mi? Bende mi bir sıkıntı var? Derbiler. Ya ilk 10 hafta derbin yok. Yeni kurulan bir takımsın. Yeni kurulan bir takımsın. O takım oturduydu. Kadro oturduydu. Yine kadar. Ha. Sen hocam ayarlayacak olsan nasıl ayarlardın? Ayarlayacak olsan nasıl ayarlardın? Samsun'la evimizde. Rize deplasmanı ikinci hafta. Harbi söylüyorum bak. 3. hafta Gaziantep'le evimizde. Dördüncü hafta Pendik deplasmanı. Beşinci hafta Hatay'la evimizde. İşte 6. hafta 6. hafta kimin deplasmanına gidelim? İstanbul Spor deplasmanı. Hani nispeten kolay takımlar. Niye? 6'da 6 forsuyla başlarsan o sana büyük bir bonus kazandırır. Şimdi ben şunu söylüyorum. 8 maç benim için çok önemli. 2, 4, 6, 8. Kasımpaşa maçına kadar. Hatta Hatay Spor'da dahil edelim 9 maç. Şampiyonluk 9 maçta belli olmaz. Ama şampiyonluk 9 maçta kaçırılabilir. Şu 9 maçlık periyotta Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ne kadar geriye düşeceği, hakemlerin vereceği reaksiyon önemli. Geçen sene Galatasaray bir Alanya maçında doğrandık dedi. Sezon boyunca kollandı. Bir o maçta doğrandık diye her maçta kollandılar. Yani her maçta olmasa da kollandılar yani. Ondan sonra Fenerbahçe mesela bakıyorsun Adana Demir de deplasmanda doğrandı ikinci devre. Tamam dedik lan biz de doğrandık. Bundan sonra herhalde hakemler bize çalışır dedim ben kendi kendime. Yine aynı şey. Ya 3 tane nizami gol iptal edildi Fenerbahçe'nin. Spor otoritelerinin tamamına göre nizami olan 3 gol. Bir takımın sezonda 3 golünün iptali şampiyonluğa değişilir ya. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ligin son 9 haftası. Trabzon deplasmanı. Adana Demirli evindesin. Karagümrük deplasmanı. Sivas deplasmanı. Bak 4 tane zor maç. Beştaşlı evindesin. 5. Beş. Konya deplasmanı 6. Kayseri ile evindesin 7. Galatasaray deplasmanı 8. İstanbul'da evindesin 9. Ben şunu söyleyeyim. Son 9 bence Fenerbahçe'nin oynayabileceği en zorlu maçlar. İstanbul oradan çıktım. Geçen sene de aynı alayı ettik. Küçümsedik. Gördünüz 3-3 kaldık. Belki de İstanbul maça çoktan düşmüş olur. Hiç belli olmaz. Belki de Kayseri düşmüş olur. Belki de Sivas düşmüş olur. Ben şunu söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe bak son 9 haftaya en zorlu maçlarını son 9 haftaya yerleştirmiş durumda. Burada bir de Adana Demir deplasmanı falan olsaydı hiç çekilmezdi. Yani uzun lafı kısası 38 maçlık periyotta 29. hafta şampiyon belirlenir. Ben size söyleyeyim. 29'da belirlenmedi mi? Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanında alacağı galibiyet. Adana'yı yenmesi 31. haftaya taşır. Ben size çok aykırı, garip, tuhaf bir şey söyleyeyim. 81 puan şampiyon yapar arkadaşlar. Bu sene 81 puan şampiyon yapar. Hocam imkanı yok. Geçen sene de öyle dedim. Galatasaray şöyle yaptı, böyle yaptı. Depremden sonra söylediğim puanla şampiyon olundu. Arkadaşlar 81 niye şampiyon yapar? 38 maç 2 ile çarp 76. 5 puanda fazladan ben ekliyorum. Yani bir takımın puan ortalaması 2.1, 2.2 olursa garanti şampiyon olur. Artı Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe, Adana Demir ligi erken açacak takımlar. Yani Adana Demir'in yorgunluğu da çok olacak. Eğer oraya kadar giderse mesela ilk haftalarda oynasaydı Adana Demir'le yorgunluğu falan şey olacak ama hazır bir takım olacak. Bakın Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Fenerbahçe. 4 takımın 4'ü de ligi hazır başlayacak diğer takımlara göre. Ben diğer takımlar yerinde olsam bunlarla yapmak istemezdim. Son olarak hocam bunu fix işte şey ayarlamış olabilir mi? FETÖ ayarlamış olabilir mi? Ya arkadaşlar şu şeyden bir çıkın. Şu kaçma şeyden bir çıkın. Galatasaray maçları dedim ben. Burada çıkıyor mu acaba? Ee, lig maçları. Ha, Kayseri deplasmanı Trabzon'la evindeler. İkinci haftada 2'de 0 çekme imkanları var. Var. 2 maçta 6 puan çekme imkanı. Ben size söyleyeyim. Kayseri rahat yatar. Trabzon'da rahat yatar. 6 puanları şimdiden ne yazdırlar. İstanbul deplasmanı 9. Gaziantep deplasmanı 12. Samsun'un evlerinde 15. Başakşehir deplasmanı belki Başakşehir aslan kesilirse yoluna dur der. Ankara gücüyle evlerinde 18. Antalya deplasmanı her zamanki gibi 21. Taş evlerinde 24. İşte Galatasaray'ın eğer şampiyonluk yarışında bunu görüyorsan Galatasaray'ın rakiplerinin direnmesi lazım. Sonrasında Rize deplasmanı. Bence psikolojik yıkımın olacağı yer orası. Evinde Kasımpaşa ile Kasımpaşa her yıl zorluk çıkarabilen bir takım. Hatay deplasmanı. Tokat yiyebileceği bir yer. Alanya ile evinde geçen sene 2-2 bitti. Şu 4 maçta Galatasaray'ın al aşağı olabileceği maç. Pendik deplasmanına gidiyorlar. Adana Demirli evlerindeler. Sivas deplasmanı. Karagümrük ile evindeler. Şu 4 maçta da kesin alırlar. Fenerbahçe'ye yenilirlerse evinde Konya ile puan kaybederlerse ligin ikinci devresinde Kayseri Sport. Trabzonspor diye maçları başlıyor. Ben açık söyleyeyim. eğer Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe'yi oynuyor gibi oynarlarsa bu fikstür Onlara da perişan eder. Beşiktaş'a gelelim. Karagümrük deplasmanıyla başlıyor. Pendikli evinde oynuyor. Adana Demir deplasmanı Sivas'la evinde oynuyor. Yani şu 4 maçtan 12 puan değil, 6 puan, belki 3 puan, belki 9 puan. Ne yapacağı belirsiz. İki deplasman sıkıntılı. Başlayacakları ilk iki deplasman sıkıntılı. Ama evinde oynayacaklar. ilk iki takım. Gerçi Sivas'ın başında rıza çalınma yok. 3 puan garanti değil. Dur. Bunda sıkıntı yaşayabilirler. Sonra Trabzon deplasmanı. Sonra Kayseri ile evinde. Yani ilk 6 maçında Beşiktaş ligi havlu atar demiyorum ama ilk 6 maçında Jortingen'in Mortingen'i de görebilir. Konya deplasmanı 7. hafta İstanbul'da evindeler. 9. hafta Galatasaray deplasmanı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu fikstürde şu an gözüme çarpan en zor fikstür Beşiktaş'ınki. Sonra Gaziantep'le evinde Antalya deplasmanı Başakşehir'in evinde Samsun deplasmanı Ankara Gücü depresmanı. Fenerbahçe'nin evinde Rize deplasmanı Alanya'nın evinde. Ben size söyleyeyim şu an ben açık söyleyeyim. Eğer 3 takım arasında şampiyonluk yarışı geçer diyorsak ki öyle olduğunu düşünüyorum. En zor fikstür bence Beşiktaş'ınki. İkinci sıra Fenerbahçe'ninki en kolay fikstür Galatasaray'ınki. Ayarlanmış mıdır? zannetmiyorum. Ayarlayamazlar. Ama burası Türkiye. Bekler misin? Beklerim. Ama şunu söyleyeyim. Bakın. Galatasaray sanırım ee, neydi ya? Bir takım Litvanya'nın bir takımla enişleşmiş. Suni içimde oynayacak. İnşallah bol sakatlıklı bir sezon diliyorum Galatasaray'a. Futbolcuların sezonu kapattığı. Hani geçen sene aynısını biz yaşadık. Bir de siz yaşayın bakalım çok çok büyük takımlar sakatlıklara aldanmaz. Bunları bahane etmeyin. Fener'in sakatlıktan alakası yok diyordunuz. Mesela Angelino. Angelina mı? Angelino mu? Çok hevesleniyorsun. İnşallah tırt çıkar. İnşallah tırt ötesi tırt çıkar. Nelson falan satamazsınız. Sezonu kapatır. Bir de avucunuzda şey yapar. İnşallah sakatlık yaşar. Torreira'yı, yayır. Lazio'ya mı gönderiyorsunuz bilmiyorum ne olduğunu. Çok hakim değilim konuya ama. Yani hep birlikte izleyelim. Sezonu erken açacaksınız. Sakatlık illaki olacak. Ya biz bir Luan Perez'in sakatlığına sezonu kaç kaybettik ya belki de. Bir bat şu ay lan sakatlanmayan adam nerelere gitti ya? Nerelere gitti? Anlatabiliyor muyum? Bir Matias Rostan, Kaan Ayhan'a kalın. Abdülkerim falan bir 3-4 e, haftada hafta sakatlansın. Nelson devreyi bir kapatsın. Vallahi bak bir de sizi öyle görelim. Torreira sakatmış mesela. 3 Ağustos'a kadar dönmeyecekmiş. Hiç siz bunu sosyal medyada duydunuz mu arkadaşlar? Ben duymadım. ancak transfer görüşmeleri yapıyor falan filan olarak anıyorlar. Bir sakatlansın. Bir perişan olsun. Bir izleyelim. Bu arada Torreya'yı ya da ben şeyi anlamıyorum. 20 milyon euro piyasa değeri varken geldik altı sıraya. 15 milyona kadar düştü. Ama yere göğe sığdıramıyorlar. Ha, kendini yere atmada ne yok. Bir Morutan'dan oynasınlar. Bir izleyelim. Çikil nerede ya? Altı sıra kadrosunda bir Çikil Dağı vardı. O gitmiş mi? Şu an Galatasaray transfer market açık. Emre Kılınç'tan oynasınlar. Bir izleyelim. Anlatabiliyor muyum? Halil Dervişoğlu'na falan oynasınlar. Bak dikkat edin Galatasaray transfer yapamadıkça Fenerbahçe'ye sarıyor. Bir Zanyola bir, bir çaprazdan bir sıkıntı yaşasın. 5-6 bir, bir, ay oynamasın. Bir bakın bakalım ne oluyor. Ben bunları temenni olarak söylemiyorum. Geçen sene bizim başımıza geldi. Alay üstüne alay edildi. Dalga üstüne dalga geçirdi. Aynısını bir de siz yaşayın inşallah diyorum ya. Bu temenni işte. Aynısını siz yaşayın. Neyinizden alay ettiyseniz hakem kollamasına rağmen fener ağlama dediniz. Allah beterini versin. Bin beterini versin. Uzun lafın kısası dostlar. Fenerbahçe fix türünü. Ben ayarlı mayarlı olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. 9 dokuz hafta. 9'da 9 dokuz yaparsan manyak bir psikolojik üstünlük elde edersin. Sonra Pendik Deprasmanı Trabzon'un evinde. 11'de 11 yapmaman için hiçbir sebep yok. Yani bütün her şey sana bağlı. <laughs> Fenerbahçe'yim diyorsan. Ben bu ligin seferiyim diyorsan. Diyat edin diyorsan. Şampiyonluk istiyorum diyorsan. Hiç kusura bakma. Fikstür zor da olsa kazanacaksın. Kolay da olsa kazanacaksın. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle çocuksu çocuksu bahanelerin izinden peşinden gitmenin lüzumu yok artık. Bitti o devir. Bitti. Hatay deprem yaşadı. Gaziantep depre deprem yaşadı. Onlara konuş. Adana Demir kısmen onları da yaşadı. E Karagümrük Sivas teknik direktör değiştirdi. Konya perişan oldu geçen sene. E, Kayseri Spor transfer yasağı vardı. Cartı curtu vardı. Bunlara konuş. Bitti o devir bitti. Ben açık ve net söylüyorum. Şu bahanelerin arkasına sığınmaktan hepimiz bir vazgeçelim. Hepimiz bir bırakalım. Hepimiz takımımıza, Fenerbahçe'mize, sevdamıza odaklanalım. Gerisi Allah kerim arkadaşlar. Gerisi Allah kerim. Şunu da söyleyeyim. BN Sport bizim 5 yıldız logoyu kullanmıyorsa Protesto edin. İptal edin dekoderleri. Almayın. Hocam korsan yayın. Ben korsan izleyin demiyorum ki. Radyodan dinleyin. Radyodan dinleyin şekerim. Ne olacak? İncileriniz mi dökülecek? Radyodan dinleyin. Fenerbahçe TV açıklıyor. Açın ondan izleyin. Zaten goller anlık olarak atılıyor. Merak ettiğiniz gol. Fener nasıl oynuyor? Her maçın devre arasında, maç sonunda inşallah bu sene aralıksız herhangi bir aksilik olmadığı her maçın devre arasında, maç sonunda Canlı yayın yaparım. Ben size anlatırım Fener nasıl oynuyor. Kanalımızın takipçisi, takipçisi olun yeter. Burada bak bir kez daha söylüyorum. Muhtemelen bu videoyu bir tarafından anlayan arkadaşlar olacak. Ben Galatasaray'a şuraya buraya hamur atmak peşinde değilim. Atıp tutma peşinde değilim. Ben hatta Galatasaray'ı aklama peşindeyim. Çünkü Fenerbahçe taraftarı bu ligin fikstürünün Galatasaray tarafından kurgulandığını Onlar tarafından yapıldığını düşünüyor. Ben de diyorum ki alakası yok. Alakası yok. Takımlar ligi erken açıyor. Bak sakatlığı bol olur Galatasaray'ın. Bol olur sakatlığı. Görün bakın. Ve öyle gıcık bir şey ki bu sakatlık. Gidiyor en iyi futbolcun sakatlanıyor. Lan kötü sakatlansın. Oynamayan sakatlansın yok. Mesela Icardi gündemlerinde dedi. Bir Icardi bir Nelson sakatlansın. Devreyi kapatsın. O 19 maçta Galatasaray belki 7 mağlubiyeti olacak. 7 mağlubiyet. Abla attırır lige. Yine de ben söylüyorum 81 puan. 81 85 arası şampiyon yapabileceğini düşünüyorum. Bir takım eğer 9 haftayı 10 hafta yaralıksız kapatırsa 85'i bulur. Orada söyleyeyim. Ee, şampiyonluk için 85 puan abi. 81 85 arası ama çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın çok iyi gideceğini düşünüyorum. Çünkü ligi erken başlayacaklar. İyi başlayıp düşüşe geçeceklerini düşünüyorum. Geçen sene biz bunu yaşadık. Çok iyi gittik. Fırtına gibiydi. Galatasaraylılar bana diyor ki "ulan bu sene Fener'in senesi olacak. Siz Avrupa'dan kupada getirirsiniz." diyordu. Türkiye'deki operasyonu hesaba katmadılar. Abi bir de geçen sene çok soğukluk oldu. Deprem arası oldu. Dünya kupası arası oldu. Ne olduğunu kimse anlamadı ki. Allah şahidim deprem arasında deselerdi ki Galatasaray şampiyon yaptık. Fener'i de ikinci yaptık. Türkiye kupasında Fener kazandı saydık. Oynatmıyoruz diye deselerdi ben daha mutlu olurdum. Gerçi Ahmet Nur Çebi'yi susturamazlardı o zaman da. Yine sonuç aynı oldu. Uzun lafın kısası dostlar. Fikstürün önemi yok. Oynayacağın futbolun önemi var. Kazanacağın galibiyetlerin önemi var. Kimi zaman kötü oynayacaksın. Yıldız çıkacak saniye tık 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 2-0. Kimi zaman müthiş oynayacaksın. Direkleri döveceksin. Son dakika golüyle kazanacaksın. Kimi zaman çok iyi oynayacaksın. 6-0-7-0 kazanacaksın. Kimi zaman bir onlar bir sen atacaksın. Bir onlar bir sen 4-3 kazanacaksın. Kimi zaman derbilerde rakibini ezip psikolojik olarak mahvedeceksin. Çökerteceksin. Gömçüreceksin. Bu bir fikstür. 38 haftalık serüven. Fenerbahçe tarafından ama hayırlı olsun. İnşallah arka arkaya iki sene şampiyon olacağımız ilk senenin fikstürüdür bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.